Osmanlı İmparatorluğu'nda topraklar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak adlandırılmıştır? Gelirleri kale muhafızlarına ve tersane giderlerine ayrılan topraklar tabii ki arkadaşlar ocaklık topraklardır. Geliri cami, medrese, köprü, çeşme, han, hastane gibi hayır kurumlarına bırakılan tabii ki vakıftır. Gelirleri sınır boylarındaki askerlere verilen topraklarda elbette yurtluktur. Bakalım. Ocaklık var burada, vakıf burada ve yurtluk. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Osmanlı devletinde uygulamalarından hangilerinin siyasi yönden olumsuz sonuçlar doğurduğu söylenebilir? Devşirme sisteminin benimsenmesi. Devşirme sisteminde arkadaşlar çocuklar düzgün bir şekilde yetiştiriliyor zaten. O yüzden siyasi yönden olumsuz bir durum değildir. Aksine çocukların güzel bir şekilde yetiştirilmesi olumlu bir durumdur. Taht mücadelelerinin yaşanması elbette siyasi yönden olumsuz bir durumdur. Sancağa çıkma sistemine son verilmesi ise tecrübesiz padişahların tahta geçmesine sebep olacak bir durumdur. Bu yüzden de siyasi yönden olumsuzdur diyebiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Macaristan'da egemenlik kurmak istemesi sonucu yaşanan siyasi gelişmelerden biri değildir? Cerbe Deniz Savaşı'nın kazanılması. Arkadaşlar Cerbe Deniz Savaşı Kuzey Afrika'ya yakın bir bölgedir. Yani Akdeniz'deki bir hakimiyetin kazanılması için yapılmıştır aslında. Ancak Macaristan Orta Avrupa'da yer alır. Bu yüzden Macaristan ve Cerbe Deniz Savaşı arasında hiçbir bağlantı kuramayız. Ziget var seferi tabii ki olur. Ziget var kalesi zaten Macaristan'da yer alır. Birinci Viyana kuşatması elbette olur arkadaşlar. Mohaç meydan Muharebesi ile zaten Macaristan'ın çok büyük bir bölümü Osmanlı hakimiyetine girmiştir. 1533 İstanbul Anlaşması ile birlikte de Avusturya Maceristan'daki veraset hakkından vazgeçmiştir. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu durumun gelişmelerinden hangilerine yol açması beklenebilir? 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde sınırların genişlemesiyle birlikte eyalet sayısında da artış yaşanmıştır. Bakalım öncelerimize beyler beylerinin sayısında ve öneminde artış yaşanması tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü bu eyaletlerde yönetici olarak beyler beylerini göreceğiz biz adeta vali gibi. Merkezi otoritenin denetim gereksiniminin artması elbette eyalet sayısı artarsa merkezi otoriteyi daha fazla e, ön plana çıkarmak durumunda kalırız arkadaşlar. Çünkü sınırlar da genişliyor. Eyalet yönetiminde yeni yöntemlerin ortaya çıkması tabii ki olur çünkü sayı artıyor. Belki eski yöntemler işe yaramayabilir. Daha yeni yöntemler ortaya çıkabilir arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Osmanlı devletinde hattatlığın yaygın bir meslek olması aşağıdakilerden hangisini geciktiren nedenlerden biridir? Önce hat sanatının ne olduğunu hatırlayalım. Güzel yazı sanatıdır arkadaşlar ve bu güzel yazıyı yazanlara da elbette hattat denir. Ona göre şıklarımıza bakalım. Donca teşkilatının önem kazanmasını tabii ki geciktirmez, alakası yoktur. Ciltçilik sanatının gelişmesini geciktirmez arkadaşlar. Dini kitapların matbaada basılmasını geciktirir. Çünkü hattatlar işsiz kalmak istemez arkadaşlar ve bunun neticesinde de dini kitapların matbaada basılmasının günah olduğunu ve bu sebeple matbaada basılmamasının elle yazılması gerektiğinin e, doğru olduğunu insanlara anlatıyorlar. Bu sebeple de dini kitaplar matbaada basılmıyor ve bu durumu geciktirmiş oluyorlar. Okur yazar oranında artış yasa yaşanmasını geciktirmezler arkadaşlar. Çünkü elleriyle hala bir şeyler yazabilirler. Millet mekteplerinin açılmasıyla hattatların bir alakası yoktur. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Fatih döneminde devlet adamı yetiştirmek amacıyla Topkapı Sarayı'nda açılan okul aşağıdakilerden hangisidir? Sahnı Sema Medresesi Fatih döneminde açılmıştır ama amacı devlet adamı yetiştirmek değildir sadece. Buradaki amaç e, adeta bir üniversite niteliğinde eğitim vermektir arkadaşlar. Mektebi Osmanlı ise daha ileri bir tarihte Sultan Abdülmecit döneminde açılmıştır. Darül Muallimat ise Sultan Abdülaziz zamanında açılmıştır. Enderun Mektebi işte bahsedilen mekteptir. Devlet adamı yetiştirmek üzere Enderun Mektebi Fatih döneminde teşkilatlandırılmış ve açılmıştır. Nizamiye Medresesi zaten arkadaşlar e, Vezir Nizamül mülk tarafından çok daha önceki dönemlerde açılmıştır. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Türk İslam uygarlığında aşağıdaki sanat dallarından hangisinin yasaklanması, oymacılık, kakmacılık ve nakkaşlık gibi süsleme sanatlarının gelişmesinde etkili olmuştur? Arkadaşlar yasaklanan elbette resim ve heykel olacaktır. Resim ve heykel yasaklandığından dolayı insanlar daha çok oymacılıkla ilgilenmeye başlamışlardır. Kakmacılık ve nakkaşlıkla da ilgilenmişlerdir. Ciltcilik, minyatür, hat ya da dokumacılık değil. Bunlar zaten yasak değil arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Türkiye Selçuklu devletinde görülen gelişmelerinden hangileri ulusal kültüre önem verildiğinin kanıtıdır? Sultanların Kaykavus, Keykubat gibi ünvanlar kullanması ulusal kültürle alakalı değil, Fars kültürüyle alakalıdır. Yani İran kültürüyle alakalıdır arkadaşlar. Ele geçirilen yerlere Türkçe isimler verilmesi tabii ki ulusal kültüre önem verildiğinin bir göstergesidir. İktidar sisteminin uygulanması ise Osmanlı'daki tımar sistemine benzer. Bunun ulusal kültürle bir alakası yoktur. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız iki yani B şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nde fethedilen toprakların hizmet karşılığı olarak asker ve memurlara verilmesi ile durumlarından hangilerinin amaçlandığı söylenebilir? Hazine giderlerini azaltmak olur tabii ki arkadaşlar. Çünkü o topraklarda üretim yapılacak, vergiler toplanacak. Böylelikle hazine giderleri de azalmış olacak. Tarımsal üretim tabii ki artacaktır arkadaşlar ve üretimde süreklilik sağlanır. Çünkü hizmet karşılığı olarak başarılı olmuş insanlara veriliyor ve bu memurlar ve askerler orada üretimde sürekliliği sağlıyorlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Verilen görevlilerin yetkileri aşağıdaki alanlar ile eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Kazaskeri tabii ki yargı ile eşleştirebiliriz. Defterdar maliyedir arkadaşlar. Kaptanlı Derya elbette donanmadır. Şehir da dindir. Ancak diplomasi ile alakalı kimse verilmemiş. Burada mesela Reisül Kitap deseydi diplomasi diyebilirdik. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Verilen tabloya bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? İstimaliyet politikasına uygun hareket edildi. Arkadaşlar pek çok bölgeyle geçirilmiş. Özellikle de Balkan topraklarında fetihler mevcut ve gitgide bu fetihler artmış. Demek ki hoşgörü politikası uygulanmış ki o bölgede fetih hareketlerine karşı çıkan insanlar olmamış arkadaşlar ve fetihler zamanla artmaya devam etmiş doğru. Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanmaya çalışıldığına tabii ki ulaşabiliriz. Bakın birçok beyliğe son verilmiş arkadaşlar. Özellikle zaten Çaldıran ve Dağ'dan sonra Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmış olacak. İçte yaşanan sorunların dışta başarısızlığa yol açtığı. Arkadaşlar Cem Sultan olayı verilmiş ama Cem Sultan olayının sonucunda yaşanan e, dışarıda bir başarısızlıkla alakalı bilgi verilmemiş örneğin. O yüzden C şıkkı olmaz. Karadeniz'in Türk gölü haline getirildiğine ulaşabiliriz özellikle Sinop, Trabzon ve Kırım'ın fethinden sonra Karadeniz Türk gölü haline gelecek ve tabloda bize bu bölgelerde verilmiş. Balkanlardaki Türk hakimiyetinin güçlendirildiği. Gördüğünüz gibi Balkanlara zaten pek çok fetih yapıldığından bahsetmiştim. Ve tablomuzda da bunlar verilmiş arkadaşlar. Buna da ulaşabiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır.